Despotik rejimlerde liderin yükselmesi bir uçan balonun yükselmesine benzer. Otokrat da uçan balon gibi sürekli gaz verilmeye ihtiyaç duyar. Aşırı gazdan içeride basınç çok artarsa patlamamak için biraz gaz alınır ve düşmemesi için habire ağırlık atması gerekir. Erdoğan'la birlikte yola çıkanları, AKP'nin kuruluşunda görev alanları gözünüzün önüne getirin. Bir harcanmış siyasetçiler mezarlığıyla karşılaşacaksınız. Şişirdikleri lider yükseldikçe onları görmez oldu. Liderin ismi büyüdükçe onlarınki soldu. Elene elene tek kişilik bir parti kaldı geriye. Abdülhatif Şener'den Erkan Mumcu'ya, Hüseyin Çelik'ten Yaşar Yakış'a, Mehmet Aydın'dan Ali Coşkun'a, Ertuğrul Yalçınbayır'dan Kürşat Tüzmen'e giderek Abdullah Gül'den Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'dan Berat Albayrak'a ve sonunda Bülent Arınç'a kadar uzanan bir koca kırgınlar ordusu. Erdoğan omzuna basıp yükselttiklerini göme göme yol açmaya çalışıyor kendine. İhanetle suçladıklarına ihanet ederek, yükseldikçe geride kalanları daha az görerek, kendisine gaz verme görevini çevresine topladığı dalkavuklara vererek ve daha fazla yükselebilmek için habire ağırlık atarak tırmanıyor. Ama en ufak itirazı olanı susturdukça, herkese hain gözüyle baktıkça, giderek büyüyen bir paranoyayla en yakınlarına kıydıkça yalnızlaşıyor. Yükseldikçe geride kalanları görmesi, ardındaki enkazı fark etmesi imkansızlaşıyor. Daha da yükselmek için sürekli başka kimi atabilirim diye düşünüyor. Bu yükselişin sonunda ne olduğunu iyi biliyoruz. Balondaki dünya gerçekliğinden koptukça kendini bulutlarda hisseder ama bu hissiyat çakılmanın hemen öncesidir. Kurtulmayı başarırsa yattığı yerden "Ben nerede yanlış yaptım" şarkısını mırıldanır. O sırada geride bıraktıkları çoktan bir araya toplanmış yeni bir balonu şişirmeye başlamışlardır.